İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün Meclis Genel Kurulu oturumunda yapılan oylamalar ile Kosova Radyo Televizyonu Yönetim Kurulu üyeleri görevden alındı. RTK Yönetim Kurulu bu kararı politik ve yasa dışı olarak nitelendirdi. Meclis Genel Kurulu oturumunda yapılan oylamalar ile Kosova Radyo Televizyonu Yönetim Kurulu üyeleri görevden alındı. Meclis Genel Kurulu oturumunda RTK Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına yönelik sert tartışmalar yaşandı. RTK Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması talebi iktidar ve muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi. İktidar, RTK Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kötüye kullandıkları gerekçesini öne sürerken, muhalefet ise iktidarın yasaları çiğnediğini ve demokrasiye darbe vurulduğunu iddia etti. İktidar ve muhalefet arasında yaşanan sert tartışmaların ardından RTK Yönetim Kurulu üyeleri tek tek oylanarak görevden alındılar. Mecliste yapılan oylama ile görevden alınan Kosova Radyo Televizyonu. Mecliste yapılan oylamada oy çoğunluğu ile görevden alınan RTK Yönetim Kurulu tepkisinde bu karar politik ve yasa dışıdır. Kosova'da tek kamu medyasının çalışmalarına müdahaledir. Görevini profesyonelce yerine getiren üyelerin görevden alınması için kanıt sunulmadan hepsi birden görevden alındı. Bu demokrasiye ve medya özgürlüğüne indirilen darbedir. Yasal yollarla başvurup ne gerekiyorsa yapılacaktır ifadelerine yer verildi. RTK Yönetim Kurulu uluslararası ve yerli kurumlara bu karara karşı gelin çağrısı yaptı. Kosova Demokratik Türk Partisi KDTP Milletvekili Enis Kervan, Kosova Radyo Televizyonu 2020 çalışma raporun görüşüldüğü meclis oturumunda topluluk programlarında çalışanların sorunları ile karşılaştıkları zorluklara değindi. Milletvekili Kervan, RTK'da görevli sorumlu ve editörler bugüne kadar herhangi bir terfi almadı. Topluluk dillerindeki haberler hiçbir zaman uygun bir skenografiye sahip olmadı. Topluluk dillerindeki haberlerin RTK'nın 4 kanalı olmasına rağmen önceliği olan programlar nedeniyle genellikle yayın saati ve süresi değişmektedir. Kurumdan ayrılan topluluk gazetecilerinin yerine gazeteci alınmıyor ya da alınanlar yıllarca sözleşmeli olarak çalıştırılıyor. Kültürel kimliğin korunması niteliğinde olan yıl sonu programları, Kosova'daki bu toplulukların kültürel kimliğini koruma kavramını yitirmiş, kapsamlı bir toplu programa dönüştürülmüştür. Topluluk programlarının yayın süresi yeterli değildir. Kamera kullanma zamanları kısıtlıdır. Toplulukların yaşadığı şehirlerde muhabir sıkıntısı mevcuttur dedi. Milletvekili Kervan, Türk, Boşnak, Roman, Aşkali ve Mısırlı çalışanlar ile bu dillerde yayınlanan programlardaki sıkıntıları tek tek dile getirerek multietnik parlamento grubunun bu koşullar altında RTK'nın 2020 yılı çalışma raporunu desteklemediklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT dönem başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı En Linde'yi kabul etti. En Linde ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Asa Regner, Kosova'daki temasları ardından basın toplantısı düzenledi. İsveç Dışişleri Bakanı toplantıda Dışişleri Bakanı Donika Gırvala-Schwarz ile de bir araya geldi. Linde ve Regner ayrıca Kosova'daki AGİT misyonu personeliyle bir araya gelecek ve saha projelerini ziyaret edecekler. Kosova-Sırbistan diyaloğu kapsamında Brüksel'de baş müzakereciler düzeyinde gerçekleşen heyetler arası görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Avrupa Birliği arabuluculuğunda Kosova ve Sırbistan baş müzakerecilerinin Brüksel'deki görüşmesinde diyalog kapsamında bugüne kadar varılan anlaşmalar ile bu anlaşmaların uygulanmasının ele alındığı ifade edildi. Kosova'nın diyalog heyeti başkanı Besnik Bislimi, görüşmede diyalog çerçevesinde bugüne kadar varılan anlaşmalar ve bunların uygulanmasına ilişkin tarafların görüşleri tartışıldı. Sırp tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini gördüğümüz entegre sınır yönetimi, diplomaların tanınması, serbest dolaşım ve dipnot anlaşmaları konusunda uyarılarımızı dile getirdik dedi. Avrupa Birliği'nin Kosova-Sırbistan diyaloğu özel temsilcisi Miroslav Lajcak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diyalog unsurları, geçmiş anlaşmalar, güncel konular ve Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik sonraki adımlar hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik ifadelerine yer verdi. Ülkemizde son 24 saatte 8 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Diğer taraftan COVID-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Bu arada Sağlık Bakanı Arben Vitia COVID-19 aşısı oldu. Sağlık Bakanı Vitia, Priştine'de aşılama merkezine dönüştürülen 1 Ekim spor salonunda AstraZeneca aşısı oldu.
Aşı olması ardından basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Arben Vitia, kitlesel aşılamaya 15 Haziran'da başladık. Bu aşamaya gelmemiz kolay olmadı. Çünkü göreve geldiğimiz gün Kosova'da aşı yoktu. Bugün ise 2 milyon doz aşı temin edebildik ve halkımızın aşılanması için yeterli stoğumuz var. Benim de aralarında bulunduğum 40 yaş ve üstü aşılamaya geçtik. Norveç'in gönderdiği AstraZeneca aşılarının kullanım süresi 30 Temmuz'da bitiyor. Diğer aşılar 1 Ağustos'ta gelecek. Vatandaşlarımızın AstraZeneca aşısı konusunda tereddüt edecekleri bir durum söz konusu değil. Kosova'daki tüm aşılar güvenli. Rusya ve Çin'den aşı almayacağız dedi. Sayın seyircilerimiz, 2020-2021 yılı eğitimini tamamlayan liseli Türk öğrenciler mezuniyet sertifikalarını aldılar. Okulun son gününde öğrencilerde hem mutluluk hem hüzün vardı. Enis Tabağ'ın haberi. Koronavirüsü nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini söyleyen öğrenciler arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını söylediler. Aslında bu bizim için birazcık üzücü bir durum çünkü 3 yıl beklediğimiz gibi gitmedi. Bazı pandemi şartları ve diğer durumlar bizi arkadaşlarımızdan alıkoydu ancak 3 yıl da olsa bizim için hayatımıza çok değişik bir dönem kattı. Lise her öğrencinin belki de hayatının en değişik dönemlerinden ve en verimli dönemlerindendir. Hem eğitim açısından hem de arkadaşlık açısından. Belki de bizim için büyük bir değişiklik sağlayacak bir bölümdü. Hani hem de üniversite için bir hazırlık, hayata atılmamızın temel olanaklarından biriydi. Her gencin artık hayali, yani mecburiyetten bir hal aldı üniversite. Çünkü üniversitesiz hayata atılmak birazcık son dönemlerde ele ele çok zor hale geldi. Çünkü eğitimsiz bir insanın eğitimli bir insanla kıyaslama yapıldığında hem iş olanında hem de işteki verimliliği daha farklı olduğuna dolayı eğitim bizim için çok önemli hale geldi. 3 yıl çok çabuk geçti. Arkadaşlarımızla güzel kötü bir sürü anılarımız oldu. Pandemi biraz birbirimizden ayrı kalmamıza sebebiyet verdi ancak umarım bu aramızdaki arkadaşlığı bozmamıştır. Okulun ilk gününü hala dün gibi hatırlıyorum ve bugün de yani son günü. Bir daha ne zaman böyle hepimiz bir arada oturacağız bilmiyorum. Peki üniversite eğitimine devam etmeyi düşünüyor musunuz? Evet, üniversite eğitimine devam etmeyi düşünüyorum. Eminim çoğu arkadaşım da düşünüyordur çünkü Kosova Türkleri olarak Kosova'nın bize ihtiyacı var. Bizim Türklüğü simgelememiz lazım. Kendimizi güçlü göstermemiz lazım. Eğitimciler de öğrencilerinin zor bir süreçten geçmelerine rağmen başarı sağladıklarını söylediler. Bu eğitim öğretim yılı gerçekten herkes için çok zordu. Yine de şükredelim okulda çalıştık derslerin büyük bir kısmını. Ama buna rağmen yani öğretmenler resmen bir maraton içerisindeydik. Çünkü derslerimiz kısaltmalı. Ona rağmen konuları yetiştirmeye çalıştık. Öğrenci de müfredatımız ile ulaşmamız gereken hedeflere, kazanımlara odaklandık. Dolayısıyla bizim için çok başarılı bir eğitim öğretim yılı geçti. Şimdi bu vesileyle burada bulunduğunuz matura sınavı, olgunluk sınavı sonuçları dolayısıyla şunları söyleyebilirim. Biz hepimiz çok mutluyuz. Çünkü bizim öğrencimizin okulun birincisi olması hem eğitimimizin niteliği göstermesi açısından önemli hem bizim için çok gururlandırıcı bir durum. Bu bizim eğitimimizde bütün öğretmenlerimizi ne kadar özveriyle çalıştığımızı, öğrencilerimizin ne kadar nitelikli olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtebilirim. 70 yıldır resmi olarak Türk dilinde eğitimin verildiği Kosova'da Türkçe eğitim anaokulundan üniversite düzeyine kadar verilmekte. RTK Haber'in sonunda her zaman olduğu gibi hava durumuna bakalım, ardından kapanışı yapacağız. Ülkemizde sıcak bir gün yaşanıyor. Günün en yüksek hava sıcaklığı başkent Prişine'de 35 dereceyi gösterdi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre kısmen bulutlu da olsa sıcak havanın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Günün en yüksek hava sıcaklıkları 33 ila 36 derece dolayında seyredecek. Başkent Prişine'de hissedilen sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak. Sayın seyircilerimiz, bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.